ünlü neydi şu bu adam? Adı neydi ya? Bilmiş, evet. Yok şu kameranın Ahmet. Bu Ahmet abi var mı? Kamera kayıtta mı? İlk önce özel konuşalım. Ahmet abi var. Bu adam öldü mü? Ne oldu? Bu adam... Bu adam... Araba vurmuş. Şimdi... Araba ben gülme ya. Vallahi bak. Ahmet abi seviyorum ben ya. Değil ki. Kamerada Ahmet, yeni mi? Bugün mü? Kamyon mu çaldı? Değil mi? Fondan mı gelmedi? Birkaç ay önce araba vurmuş. Yeni belli olmuş. Vallahi. Ahmet abi. Ya kusura bakma vallahi gülüyor. Ondan ben de gülüyorum. Kaza yapmışsın. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Ya önce, şimdi şöyle ben yeni duydum. 2-3 ay önce araba şey yapmış. Dinle dinle bu şaka değil yani. Bak dinle. Hatta izledim. 2-3 ay önce şey yapmış. Araba vurmuş. Sanmış ki şekeri çıkmış. Şekeri çıkmış yere oturmuş zannetmiş. Araba ona bir koymuş. Ters döndürmüş. Burası yarılmış. Diyor ki kameralarda gördük. Adam hastaneye götürüyor. Yolda bırakmış. Allah Allah. Vallahi. Ona diyorum ki Allah. Ahmet, Ahmet abi, Ahmet abi. Ahmet abi hoş geldin. Ahmet abi hoş geldin. Ya Ahmet abi ilk önce söyleyeyim bak. İlk önce hakkını helal et. Ne gibi yani? Ya, hakkını şimdi, helal et. Ben şimdi hak bilmediğim hakkı helal etme. Bizden kötü bir şey mi bekliyorsun? Garipten dolayı bir olabilir. Bana hakkını helal et. Bak şimdi ben hakkım helal. Şimdi bak videoyu bak videoyu izledikten sonra bak videoyu izledikten sonra hakkını helal et bize yani. Sen nasıl geldin şimdi biz senden bahsederken? Ben senin kalp gözün mü açık ya? Senin kalp gözün mü açık? Sadece sizin videoyu değil 3 tane daha video hallettim. En son şimdi Yüksel'i hallettim. Yüksel 15-20 dakikaya düşer. Önemli olan benim halletmiş olmam, ya şu araba, kalmam değil. Önemli olan sizin beğenmeniz. Araba vurduğunu anlatıyor. Ben de o üzüldüm, acıdım diye. Videoyu gördü. Bir vurduğunun farkına. Bir anlatıyor ki gülmek zorunda kaldım. Yani, onun için hakkını helal ediyorum. Yok helal, hoş olsun. Ya. Öyle haklarım helal de araba çok biraz ilginçti. Kafam dalmış gidiyorum böyle. Hala da yani dayak mı yedim? Birileri beni aldı götürdü bir yere yani. Dövdüm bilmiyorum. Bana da emniyet diyor ki kaftaneli emniyet sen diyor tansiyondan dolayı düşmüşsün. Ve ben o günden sonra bir de hastane tarafından tansiyon ilacı raporu aldım. Ve sadece psikolojik olarak bende tansiyon var diye tansiyon hapı içiyorum. Allah Allah. Bu ara... Hani bunu biz bize çekiyoruz ama ben adım Ahmet'se ben bunu paylaşırım. Türkiye'deki adaletin işlemediğinin en büyük örneği benim. En büyük örneği benim. Çünkü bak 5 ay oldu. 11. aydan bugüne kadar kaç ay oldu? 4-5 ay oldu. Daha bilir kişi raporu incelemedi. Adam diyor ki ben çarpmadım diyor. Ahmet abi belki araba çarpmadı. Ama kameralardan görüntü, kameralar görüntü var. 18 gün sonra emniyete atarlı konuşarak bulduk. Adamlar diyor ki abi sen lan bana kim vurdu? Kim şey etti? Bana ne oldu diyorum. Beni mi dövdüler? Bir yerim... O anı hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. 45 dakika hafızamda hala yok. Balıkçıya gidiyorum. Diyorum ki balıklar hazır mı Orhan? Diyor ki bu ne hal lan? Diyorum ne hal? Şuramdan kan gelmiş buraya kadar. Suratı murat yara, elleri yara. Diyor ki oğlum hastaneye götüreceğiz. Dedi ki baktı olmadı öteki tarafı da ben patlatırım hastaneye dedim ben giderim. O arada havamı dağıtayım 30 bin lira para hesabıma düşmüştü. 27.500'ünü çocuğuma attım 2.500'ü hatuna attım. Hiç zaman yani, böyle bir şey yok. Evet gerçekten böyle. Evet, 30 ben, bin lira nereden geldi? Trabzon Dernekleri Federasyonu'na biz şimdi şöyle söyleyeyim dün garibim dedi ki ben daha fazla verecektim dedi sizler benim kardeşim olduğunuz için bunu da izleyenler yanlış anlamasın iş yapıyorsam hakkını alırım ama burada ziyarete geldim bana da destek olmuş oldular Allah razı olsun sadece şunu soracağım videoyu izledin mi? İzledim.
İzlemedim. Hemen hemen %80 izledim. Nasıl olmuş garip? Ben, merak ettim. Salih'inki belki de güzel olmuş. Salih'inkin daha hani Salih... Arkada reklam... Ama Salih'in... Ama şimdi bak dün Sıddık onu söyledi sana. Reklam senin, reklamların abi Salih ne gibi biliyor musun? Çocuğu düşün, bir de 25'lik adamı düşün. Yani çocuk... Abi montaj bende olduğu için bibi ben koyacağım, bu ara bak, bataryayı bitirdiğin farkı. Yakışıklı var ya bak. Demek ki araba vurmuş ya, adam 15 gün sonra farkına varmış. Adam diyor ki bana kim ne yaptı? 18 gün sonra. Bana ne oldu, bana ne oldu, bana ne oldu? En sonunda görüntüyü görünce dedim ki karı beni kimse dövmemiş, araba vurmuş. Abi hanımdan da utanıyorum lan, herifi dövdüler. Ağzını burnunu kırdılar, gönderdiler, bu da kaza yaptım diye yalan söylüyor araba, der diye. Allah. Vallahi şaka değil bunlar. Bak. Araba bir vurmuş ya, yüzünü çevirmiş, bir dönüşü var. Zaten Facebook'ta yayılmış. Söz veriyorum, bu videoyu hazırladığımda o kazayla yaptı. Bu ara ben nasıl abi izleyelim ya gerçekten. İzletirim. Bu ara bu kadar yeter, öpüyorum sizleri. Abi teşekkür ederiz, güle güle. Yine bekleriz abi, sağ olasın. Evet, Ahmet abiye teşekkürlerimizi sunuyor. Gerçekten geçmiş olsun. Ben bilmiyordum. Gerçi güldük ama yani ya komik bir şey ya. 15 gün sonra emekleyerek gittim. Ahmet abi seni seviyorum. O videoyu da bize at abi, sana zahmet. Görüşürüz. Kendine iyi bak.